İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine patik modeli paylaşacağım. Bugünkü patiğimiz tığ işi. Şöyle zincirler yapıyoruz. Daha sonra içerisini doldurarak birbirlerinden geçirerek şöyle bir model, böyle bir şekil veriyoruz. Değişik, hoş görünüşlü bir patiğimiz oldu. Şöyle yine uç kısımdan başlıyoruz. Ben iki renk tercih ettim. Dediğim gibi halkaların arasından birbirlerinin içinden geçirerek bu şekli veriyoruz. Daha sonra yine ayırma işlemimizi her patikte olduğu gibi bunda da yapıyoruz. Daha sonra topuğumuzu da yaptıktan sonra ben bir sırada şöyle sık iğne geçmeyi tercih ettim. Şu şekilde patiğimiz. Bu şekilde patiğimizi ben daha önceki videolarımda patik ucu başlama tekniği göstermiştim. Bu videomun açıklamalar bölümünü de mavi linki tıklayarak oradan da ulaşabilirsiniz. Patiğimizdeki şöyle trabzan sayımız yine 45 tane. Bakın şöyle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 14. sırayı yapacağız. Bakın şöyle kenardan hemen başlıyoruz yapmaya. İlk önce şöyle 26 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 23, 24, 25, 26. Şimdi zincirimizi çektikten sonra, evet, 26 tane zincirimizden sonra başını dolamıyoruz. Birinci zinciri atlayıp ikincisine batıyorum ve içerisinden geçiriyorum. Şöyle yanına batıyorum, içinden geçirdik. Bakın şöyle içinden geçiriyorum. Başını dolamıyorum, batıp içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde zincirimizin tamamını böyle yapacağız. Batıyorum, içerisinden geçiriyorum. Zincirimizi olduğu bölüme kadar bu şekilde yapıyoruz. Sadece şöyle ilk halkamızda 26 çekiyoruz. Daha sonra üstlerde zincir sayımızı fazlalaştıracağız. Bittikten sonra da şurada en son yaptığımız trabzanın şöyle başına şöyle de batıyoruz. Şu şekilde içinden geçirdik. Şimdi en son battığımız yer burası. Hemen yanındaki trabzanın şöyle 1, 2, 3.sü. Yani şu trabzanın bu zincirimizi bu trabzanın burasından geçireceğiz. Şöyle diğer tarafından da çıkaracağız. Şu şekilde çıkarttık. Evet, bu şekilde çıkarttıktan sonra şöyle başını dolamadan yine bakın şu ilk uca hemen şöyle batıyorum. Yine içinden geçiriyorum. Bakın bir tane halkamızı yaptık. Yalancımızı alıyoruz. En son battığımız yer değil, yanındakine bir trabzan yaptım. Toplamda iki aralarda şimdi üçüncüsünü yaptım. Toplamda 7 tane olacak. 6 ve 7. Bakın bu şekilde yine bir tane daha halka yapacağız. Bunun için yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 ve 26 tane zincirimizi çektik. Çektikten sonra başını dolamıyorum. Birinci değil ikinci zincirime batıyorum. Arasından geçiriyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Arasından geçiriyorum. Bu şekilde zincir sonumuza kadar bu işlemimizi uygulayalım. Bakın bir kere daha gösteriyorum. Batıyorum başını dolamadan. İçerisinden geçirdim. Bu şekilde şu kısmımıza kadar yapalım. Evet, zincirimin sonuna kadar geldim. En son trabzanımı şöyle başına şöyle ilmekleri alıyorum. Bu şekilde içerisinden geçirdim. Yine ne yapıyoruz? Bakın bu en son battığım yer yanındaki trabzana şurası 1, 2, 3.sine. Bakın şu kısma. Şimdi bu zincirimi şöyle bir yerinden batırıyorum. Şöyle diğer tarafından da çıkartıyorum. Bu şekilde. Ve şöyle başına batıyorum. İçinden geçirdim. Bakın bu şekilde ikinci halkamızı da yaptık. Daha sonra tığıma başını doladım. En son battığım yer değil yanındakine batıyorum. Yine arada 7 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine arkadaşlar 26 tane zincir çekiyoruz. Üzerine yine başını dolamadan batıyoruz ve işaretimizde şöyle en son battığımız yer burası. Bizim yapacağımız yer 1, 2, 3.sine şöyle zincir halkamızı geçirip yapacağız. Sıra sonumuza kadar yapalım. Daha sonra da sıra sonumuza gelince yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar son halkamı da yaptım. Şöyle arkasının yarısına kadar aynı rengimi kullandım. Daha sonra diğer rengimi geçiş yaptım. Bakın diğer rengimi de koparttım. Bu şekilde ön ve arka normal trabzan olarak devam edeceğiz. Model uygulamıyoruz. 3 sıra krem rengimizden yapacağız. 4. sıraya gelince yine şöyle halkalarımızı yapacağız. O kısma gelince birlikte devam edelim. Arkadaşlar şöyle bakın 1, 2, 3 sıra krem rengimden ördüm. 4. sıraya geldiğimde şu arada 2 tane halkamın arasında 7 tane şöyle trabzan yapmıştım. 2, 3, 1, 2, 3 de buradan ayırıyorum. Şurada ortada kalan trabzanıma kadar ördüm. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 29, 30 tane zincir çektik. Bir altta 26 idi. Burada 30 tane zincirimizi çektik. Yine ilkini atlıyoruz. İkincisine batıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Yanındaki zincire batıyorum. İçinden geçirdim. Bu şekilde yine zincirimizi sonuna gelene kadar bu şekilde devam edelim. Görünüş bu şekilde olacak. Buraya gelene kadar yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bakın. Yine zincirimin üzerini doldurdum. En sonda şöyle en sondaki trabzanımı şöyle başını bakın başlarına şöyle şu şekilde içerisinden geçiriyorum. Şimdi de şu iki tane halkamın önce birincisinden daha sonra ikincisinden şöyle geçirdim. Şu şekilde. Yine bunun ucuna önce batıyorum. İçerisinden yine geçirdim. Bakın bu şekilde. Yalancımı alıyorum. En son değil. Yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 ve şurada da tam ortada olmasına dikkat edelim arkadaşlar.
Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şu da evet tam. Şimdi yine 30 tane zincirimizi çekelim. Üzerini de yine dolduralım. Daha sonra geçişleri birlikte yapalım. Arkadaşlar yine bakın zincirimin sonuna kadar geldim. Şimdi en son şöyle trabzanımın şöyle başına şu şekilde batıyorum. İçinden ilmeği geçiriyorum. Şimdi yine bu iki tane bakın. Demin buna geçirdim. Şöyle yine geçiriyorum. Ve sonra da diğerine geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle başını almadan ucuna battım. Arasından geçirdim. En son battığım yer değil, diğer trabzanın başına batıyorum. Bu şekilde. Şimdi daha burada halka yapmıyoruz. Şöyle şurada ip değiştirdiğimiz yere kadar yapalım. Daha sonra da kahverengi ipimizle diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Yine ondan da 3 sıra yapalım. 4. sıra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. 3 sıra kahverengiden yaptıktan sonra şöyle ilk halkamı yaparken aynı hizayı şöyle takip ettim ve o kısma kadar geldim. Şimdi yine bu kahverengiye geldiğim için 3 tane halkamdan yapacağım. Bakın şu şekilde 3 tane olacak yine. Yine krem rengimiz 2 tane buradaki gibi olacak. Bunun için dediğim gibi şurada yaptığımız şu trabzanın şöyle yukarı doğru çıkarak o hizadan takip ederek yapabilirsiniz. 30 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İki, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. 30 tane zincirimizi çektikten sonra yine şöyle şu işlemimizi yine yapıyoruz. Zincirimizin son kısmına gelene kadar diğer halkalarımıza yaptığımız gibi bunu da yapalım aynı şekilde. Evet bakın zincirimin üstünü doldurdum. Şimdi şöyle bunu da şöyle ayarlayacağız arkadaşlar. Bakın şu en son yaptığım trabzanı şöyle alta kadar şöyle takip ediyorum. Krem rengimin 1, 2, 3.sine alttan, üstten de ikincisine şöyle trabzanın bakın şuna yani. Bakın üstten ikinci yani üstten bakın şuraya. Trabzanın hizası da bakın şurası. Önce buradan geçiriyorum. Bu trabzanımın içinden geçiriyorum. Daha sonra diğerinden. Bakın bir yerden geçirdim, diğer yerden çıkarttım ve krem halkamın içinden de şöyle geçirdim. Buradan da yapmamızın sebebi arkadaşlar çok bu tarafa kaymasın. Eğer sadece bu halkamdan geçirsem bu şekilde yamuk olacağı için biraz tutması amaçlı. Bakın hem trabzandan hem de halkamdan geçirdim. Ucuna yine aynı şekilde batıyorum. Arasından geçirdim. Şimdi en son battığım yer burası. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arada 7 tane trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi yine 30 tane zincirimizi çekelim. Üstünü de dolduralım. Halka şeklini vermemiz için şu iki tane halkamızdan geçireceğiz. O kısmı da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle zincirimizin üstünü yine yaptık. Burada da sadece şu halkalarımızın krem halkalarımızın içerisinden geçiriyoruz. Önce birinden sonra ikincisinden geçirdikten sonra
Yine ucuna halkamızın uç kısmına batıp diğer ilmeğimizden geçirdik. Başını doladım. Bakın şurası en son battığım yer. Yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptık. Şimdi yine 30 tane zincirimizi çekelim ve üzerini dolduralım. Geçirme işlemini yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, yine zincirimizin üzerini doldurdum. Şimdi burada da başta yaptığımız gibi bu sefer önce halkadan, daha sonra da şu hizayı yine takip ediyorum. Bakın şu en son battığım trabzanı takip ediyorum. Şöyle ikincisinden, ikinci trabzanın önce bir tarafından geçiriyorum. Daha sonra diğer tarafından da şöyle çıkarttım. Bakın baştaki gibi oldu. Yine ucuna batıyorum. Tığımın başını dolamadan ilmeğim içinden geçirdim. Tığımın başını doladım. En son battığım yerin yanına batıyorum. Yine normal trabzanımı yapıyorum. Bu şekil devam ediyoruz. Daha sonra da arkadaşlar yine bu kısma gelince diğer rengimizi yapacağız. 3 sıra ördükten sonra yine bu krem halkalarımızı yaptığımız gibi zincir çekeceğiz üstünü. Doldurduktan sonra daha sonra önce şuradan, daha sonra da şu halkamızdan geçireceğiz. Yine 7 tane trabzan yapacağız. Daha sonra yine zincir çekip üzerini dolduracağız. Önce buradan, daha sonra da buradan yapacağız. Bu şekilde bu krem de üstte olacak. Krem de aynı burada yaptığımız işlem gibi olacak. Hiçbir trabzanı değil, sadece halkaların içerisinden geçireceğiz. Daha sonra da 2 sırada şöyle diğer rengimizden 2 sıra trabzanımızı yapalım. Daha sonra ayırma işlemimizle birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, krem rengi dediğim gibi bakın. Önce buradaki, daha sonra buradaki halkamdan geçirdim. 7 tane trabzanı yaptım. Yine aynı şekilde zincir çekip üstünü doldurdum. Önce buradan, daha sonra diğer halkadan geçirdim. 2 sırada yine kahverengi ipimle yaptım. Şimdi ayırma için şu ortada yaptığım kahverengi ipimin şu trabzanını ona göre ayarlayacağım. Bakın zincir yaptığım trabzanım burada. 2 tane daha yapacağım. Bir, iki, üç zincir. Arkayı döndüm. Yine normal trabzan yapıyoruz. Modelimiz bitti. Bu taraftan da yine kahverengi olan bölümümüzün zincir çektiğimiz trabzanımıza kadar yapacağım. Burayı hızlı hızlı böyle geçiş yapalım. Sadece normal trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu tarafta da bakın şöyle yine şu ortada olan kahverengi, bakın şuradan bu tarafta da yaptığım halkamın ilk, bakın trabzanımın başını şöyle takip ediyorum. Bir tane de fazla yapmıştım, bir tane alıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum, arkayı dönüyorum. Yine normal trabzanlarımızı bir uçtan bir uca kadar yapacağız. Topuk işlemimiz gelene kadar normal trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi kaç sıra trabzan yapmışız ona bakalım. Şöyle bu iki tane
Bunu saymıyoruz. Bu buradaki iki tane trabzanımız. Üstten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de birleştirmişiz. Yani 10. sıradayken trabzanımızı, topuğumuzu koymaya başlayacağız. O yüzden 10 sıra yapalım. 10. sırayı da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 10 sırayı yaptım. 10. sırada şimdi yandan ayırdım. Bu taraftan da aynı sayı ayırınca benim ortada 7 tane topuk için trabzanım kaldı. Topuk için başını dolamadan bir batıyorum. İkinci trabzana battım. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Yedinci. Şimdi bu diğer taraftaki trabzanları yine aynı şekilde yapıyorum. Uca kadar gideceğim. Orta kısma gelince yine birlikte devam ederim. Tekrar orta kısma geldim. Şimdi de yine başını dolamıyorum. Birincisine batıyorum. İkincisine batıyorum. Üçüncüsüne battım. Tığımda 4 tane var. 4'ünü birden çektim. Tekrar 1'in battım. 2'ye battım. 3'e battım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. 4'ünü birden çektim. Burada bir tane de var. Onu da tek olarak alıyorum. Yine bu kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Uca kadar gidelim. Orta kısma gelince yine birlikte devam edelim. Tekrar orta kısma geldim. Bakın şöyle ortada 1, 2, 3 tane deliğimiz var. Önce birincisine, ikincisine, üçüncüsüne battım. Tığımda 4 tane ilmek var. 4'ünü birden çektim. Şimdi uca kadar gidiyoruz. Uç kenara gittiğimizde iki tarafı yine birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Daha orta kısma gelmeyeceğiz. Burayı hızlı hızlı hemen geçiş yapalım. Burayı normal trabzan yine yapıyoruz. En sondakini de yapalım. Evet. Şimdi patiğimizi şöyle tersten yapıyoruz. Şu ilk baştaki şunu hemen başına batıyorum. İlmeğimi içinden şöyle geçiriyorum. Bir de zincir çekiyorum. Şimdi her trabzanın başına üste battım. Alttakine de aynı şekilde batıyorum. Düzgün olmasına dikkat edelim. Eşit olsun. Aynı hizada olsun. Başını dolamadan altlı üstlü şekilde batıyoruz. Şöyle bir zincir çekelim. İpimizi koparttık. Şimdi ben bir sırada sık iğne yaptım. Bakın şöyle kenarına. İsterseniz yapabilirsiniz bunu, isterseniz yapmayabilirsiniz. Şöyle ipimize bir zincir çekelim. Arkadan bir yere batalım. Herhangi bir yuvanın içine başını almadan. Her yuvanın içine şöyle kaç tane alıyorsa sık iğneniz, ona göre başını dolamadan şu şekilde şu yuvalara batacağız. Şu şekilde batalım. Patiğimizin etrafını bu şekilde devam edelim. Daha sonra da ipimizi kopartalım. Evet arkadaşlar, etrafını sık iğne geçme işlemimiz bitti. Diğer işimiz de bakın bu şekilde. Değişik şöyle iç içe geçirmeli. Güzel değişik model oldu. Yan kısımları. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.